Soylu gibi bir başka kişi kendi kendine mevzuya dahil oldu. Biz raporumuzdaki adı bilinen bütün gazetecileri saydık 188 kişi. 187'si bir şey demiyor. Biri diyor ki ben o raporda yokum. Varsın kardeşim. Biz gazeteciye sormuşuz. Sorunun ne anlatmış? Hak ihlali var mı anlatmış? İddianamem gecikiyor demiş onu anlatmış. Bunları rapor yapmışız. Beyefendi konuşurken bana rapor demediler. Ya zaten başladığında konuşurken sen bunu rapor olsun diye değil, çokluk ve benzerlikler bir şeyi raporlaştırmaya icap ettirir. Gitmişiz, kendisiyle görüşmüşüz, onun pozisyonunu net yazmışız, bu rapor çıktığında serbest bırakıldı şu talihte dışarıdadır demişiz. Nedim Şener denen kişi, efendim ilk önce ben yokum adımı anlayın. Ya kardeşim 187 kişi biliyor ki ve bugüne kadar o rapor bütün Türkiye'ye dağıtıldı ve seni itiraz etmedin. Ama saldıracak ya. Bir pozisyon tuttu. Beni ziyaret etmediler dedi. Alnına çaktık ziyareti. Ziyarette neler söylediğini okudum. Şimdi kabul ediyor. Doğru diyor. Yemekler yağlı demişim. Şundan şikayet etmişim, bundan etmişim. Ama ama ben bunun rapor olduğunu bilmemişim. Sanki kendinden telifli film çekeceğiz. Biz o raporu on yıldır duruyor. Hiçbir itirazı yok. Buradan rolünü büyütmeye çalışıyor. Neler olduğunu söylemişiz. Ama hadsiz saldırılar. Çünkü şunu dedi. Ben de görüşmedin. Görüştüğünü ispatlamazsan bir sürü hakaret. Tak ispatladık. Hatta dedim ki Kamera vardı kaydı çıksın. O kadar güveniyoruz. Dedi ki efendim öyledir de böyledir de önce inkar etti. Sonra şunu söyledi. Bir gazete a ben bunu bir tek sana mı söylemişim dedi. Yo dedik. Gazetede çıkmış bir haberi gösterdik. Efendim dedi gazetede çıkan haberi almış. Ona söylemişim gibi. Yani doğruluyor. Sonra bocaladı. Dedi ki ben bunu bir sana mı söylemişim başka gelene niye söylememişim? Allah'tan bu hadsizin bu yaptığı haksızlıklar ya alenen küfrediyor. Neden? Her tweetinde küfür var. Kim bilir kim bilir bizim şimdi kemiklerini sızlattığı çağdaş yaşamı ÇYD'de aynı davalardan suçlandı. Türkan Hoca Türkan Saylan kim bilir? Bu Nedim Şener küfredicisinin, küfür basının, hakaretçisinin hakaretlerinden o kurulan vakıftaki kaç tane öğrenciye burs nasip olacak? Özgür Özel o e paraları almaz. Hep daha geçen hafta yatırın ÇYDD'ye. Pişmanım yatır ÇYDD'ye. Pişman değilim çatır çatır alırız yatır CHDD'ye. Kas kim bilir kaç kız çocuk o on binlerce yüz binlerce tazminattan sebeplenecek bu tarafı iyi dümdüz hakaret ediyor. Neden? Suçluluk telaşında. Biz bir tane kötü söz söylemiyoruz. Hakaret ediyor, hakaret ediyor, hakaret ediyor. Ve özeti esas bize orada söyleyip bizim ertesi günkü basın raporuna da sonra da kitaba da koymadığımız. Ya şunu söyleyin. Benim cemaatle hocayla bir sorunum yok. Kendi çocuğumu bile o okulda onun okullarına verebilirim lafını yazmamıştık biz. Şimdi onu inkar ediyor. Nerede söylemişim? Yahu iyi ki o süreçte o salonda olup da bulunup da namuslu, dürüst, mert insanlar var ve avukatlardan tutanak yağıyor. Ya bu mahkemede söyledi şunu bunu. Bakın Nedim Şener yazdıklarına bakın ve mahkeme salonunda 5 Ocak tarihinde ne demiş? Şimdi onu televizyonlarına konu gelip bize hakaret ederken böyle bakanlar da belki bir gün ona bunu sorarlar. Yani çünkü ben kişi olarak, insan olarak hiçbir zaman bir cemaate, yargılandığı mahkemede hakime söylüyor, FETÖ'cü hakime. Ben hiçbir zaman bir cemaate veyahut bir gruba partiye karşı olmak gibi bir duruşum olmadı. Politik bir duruşum olmadı. Politik bir duruşum hiçbir zaman olmadı. Devam ediyor. Mesela ben cemaatle ilgili bilimsel bir araştırmaya katıldım. Işık evinde kalıyoruz diyen arkadaşlarla falan karşılaştığımız zaman biz onlara niye kalıyorsunuz demiyoruz. Diyoruz ki yani nasıl oluyor burada? Çünkü ben çocuğumu oraya göndermek istiyorsam burada nasıl eğitim veriliyor? Ne tür eğitimler veriliyor? Bunları bilmem lazım. Merak ettiğimiz cemaatle ilgili haberler. Ne haber Nedim Bey? Mahkeme tutana kaldı, tıkır tıkır yazmışlar. Semsiz kaydı var. Yollayan da namuslu avukatlar. O günlerde sizleri savunan, o salonda olan mert, vatansever ve dönmemiş, kıvrılmamış avukatlar diyor ki ya Nedim daha neler söyledi neler. O ne gidiyor? Bir örnek daha, istedikçe her gün okuyacağım kitap olursun kitap. 23 Ocak 2012 Mahkemedesin. Diyorsun ki Sayın Başkan, bakın geçen hafta çok uğurlu bir hafta yaşadık. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı çıktı, konuştu ve verdiği mahkeme hayırlara vesile olacaktır inşallah Türkiye için. Kimmiş diye baktım. O tarihteki hayırlara vesile olacak. Verdiği karar hayırlara vesile olacak. Çok kıymetli hakim. Rüstemer Yılmaz. Fetheden firariymiş, tutuklanmış cezaevinde. Devam. Bakın o duruşmada ne diyor? Ve maalesef bir takım gruplar, devlet içinde gruplar, dışarıdaki gruplar, hani temiz suya iki damla zehirli Kirli su atmak gibi o iki damla su bütün sistemi kirletiyor. Yani o su içilemez hale geliyor. İki damla çamura atıyorsunuz suya. Bir temiz kova suya o kirlilik yaşanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı budur. Bakın o iki damla dersiniz, beş dersiniz fark etmez. Kirli damlalar hem devleti kirletiyor, hem cemaati kirletiyor, hem toplumu kirletiyor. Bunun önüne geçmek yine gazetecilerin meselesidir. Devletimizi yönetenlerin meselesidir. Devlet ve cemaat tertemiz bir suymuş. Bir iki tane cemaatçi diyor bana kafayı taktı. Onun oraya attığı iki damla su devletimizi ve cemaatinizi kirletmez diyor. Nedim Şener. Hani dünya hakaret, iftira, sözmez, hiçbirini demiyorum. Çıldırıyorsun ya. Neye çıldırıyor? Efendim diyor ki Özgür Özel'in CHP'nin trolleri işte yüz binlerce beğeni milyonlarca izlenme saldırıyor. Milletimiz baksın. Bizim o yüz binlerce izlenme bir on binlerce beğeni hepsi gerçek kişi. Geçmişte neyse bugün öyle olan gerçek kişiler Nedim Şener'e laf söylüyor diye çıldırıyor. Bir de kendisini öven veya kendi paylaşımın altında ondan yana tutum alanlara bir baksın. Trol arıyorsan orada sürüsü var, sürüsü. Tarlası var trol. AK Parti'nin paralı trollerinin kime sahip çıktığına dün onun için slogan atan, toplanan, eylem yapan, duruşmasını takip eden, dua eden insanların Nedim Şener'e ne dediğini herkes bir baksın. Benim Dedim Şener'le tüketilecek vaktim yok. Ha diyor ki dokunulmazda sığınma başımla beraber, başımla beraber. Sen beni mahkemeye ver. Biz de vereceğiz. Ayrıca o mahkemede dokunulmazlık yok. Bizim seni vereceğimiz mahkemede, hukuk mahkemesinde dokunulmazlık da yok. Sen de ver ben sana hakaret ettiysem, iftira ettiysem, ha ceza davası açılmasını sağlarsan, buraya gelirse bir fezleke. Hemen komisyona dilekçe benden, Odri Meydan. Kaldırın dokunulmazlığımı Nedim Şener'le yüzleşelim. Ama hangi Nedim Şener? Sakın ha o güne iktidar değişir. Tekrar dönüp dolaşıp bu sefer başka taraflara gitmeyesin Nedim Şener. Bunlar kayda geçsin. Her şey olur. Her bedeli öderiz. Bir daha bu kürsüye çıkıp da konuşacağımızın garantisi yok. Aldığımız tehditten hakkımızdaki istihbaratlardan canımız tehlikede ama ölmez sağ kalırsak bu Nedim Şener yine hep iktidara yanlandığı gibi cezaevinden çıktı FETÖ ile AKP'ye yanlandı. FETÖ darbe yaptı AKP'nin tarafına geçti. FETÖ başarısı FETÖ tarafında AKP'lileri suçlayacaktı. Ama günü gelip bize yanlandığında hani bu can bu bedende duruyorsa diyorlar ya. Eğer seni yanlattırırsam. Eğer seni bizim yanımıza aldırttırırsam yapacağın metiyelere ifade edeceğin u dönüşlerine zikzaklara prim verdirirsem aha da benim yüzüme tükürsünler bu da burada kayıtta dursun. Onun dışında sen hakaret et kardeşim seni gezdirsinler stüdyo stüdyo küfret kardeşim o kötü söz kendisine aittir ama senden gelecek paralarla Türkan Saylan'ın kızları okuyacak ya. Sen de orada çatla. Türge ve Tügva'ya değil, senin yanlandıklarına değil, senin eskinden yanındaymış gibi yapıp da ihanet ettiklerinin kurduğu vakıflara yarayacak o paralar.